Yerde bir kilise saldırısı meydana geldi. Daha doğrusu İtalyan kilisesinde pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Kaçan iki saldırgan aranıyor. Saldırı anında güvenlik kameralarına yansıdı. Bu yeni görüntü bizlere ulaşan değerli izleyenler. Burası Sarıyer Santa Maria Kilisesi. Silahlı saldırının pazar ayini sırasında saldırının düzenlendiği anlar kayıt altında. Kayıtlara bu şekilde geçti. İşte insanların korkuyla yerlere kapandığını görüyoruz. Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silah sesleri yükseldi. Hemen tabii çok sayıda o noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir açıklama yaptı. Maskeli iki kişi az önce dışarıda kayda geçen görüntüde de gördüğünüz maskeli iki kişi işte şimdi içeri giriyorlar ve saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Bakan Yerlikaya da bu iki kişinin arandığını, saldırıya kilisenin maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Yakalamak için de çalışmaların başlatıldığını söyledi. Aynı zamanda saldırıyı şiddetle kınıyoruz mesajını da paylaştı. Bakan Yerlikaya, Vali Gül de bir açıklama yaptı. Bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bizlere ulaşan bu yeni son görüntüyü işte sizlerle paylaşıyoruz. Bu gördüğünüzde olay yerine ekipler sevk edildi dedik. Yine vatandaşlar, ekipler, vatandaşların meraklı bakışları altında şu anda olay yerindeki o görüntüleri, önceden kayda geçmiş o görüntüleri görmektesiniz. Burası Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi. Polisin, savcılığın araştırması devam ediyor. Yaralı bilgisi yok. Tek bir kişiye saldırı olduğu yönünde bilgiler Vali Gül'ün de paylaştığı gibi konuşmasında içeri giriliyor ve o vefat eden kişiye saldırıda bulunuluyor. Failler yakalanıp yargılanacak demişti Vali Gül. Burası Santa Maria Kilisesi'nde bir pazar ayini esnası, aslında oldukça küçük de bir kilise. İnsanlar pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşiyor. İşte gördüğünüz maskeli iki kişi kiliseye doğru ilerliyor bu yeni görüntüde ve bir kişiye yönelik saldırı gerçekleşiyor. Yine gördüğünüz gibi. Evet, Bakan Yerlikaya da işte sosyal medya hesabından yapmıştı açıklamayı. Şimdi tabii çok geniş çaplı bir soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu arada paylaşım yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi Bakan Tunç da. Olayın aydınlatılması için de bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir demişti. Evet, Büyükdere Mahallesi burası efendim. Sarıyer, Santa Maria İtalyan Kilisesi, Latin Katolik Kilisesi, dediğimiz gibi küçük bir kilise. Pazar günü, pazar ayini esnasında iki maskeli kişi kiliseye giriyor. Oldukça yavaş, sakin, rahat hareketlerle kiliseye giriyorlar ve bir kişiye yönelik, o vefat eden kişiye, Vali Gül'ün de söylediği şöyle, 52 yaşında biri vefat etmiştir, hayatını kaybetmiştir demişti açıklamasında. O kişiye yönelik silahlı saldırı gerçekleşiyor ve daha sonra tabii saldırganlar olay yerinden ayrılıyorlar. Şu anda da çok geniş çaplı bir araştırma, bir soruşturma, çok kişinin görevlendirildiği var saldırganları yakalamak üzere. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de paylaşım yaptı. Güvenlik güçlerimiz yoğun bir soruşturma sürdürmektedir diye. Evet, bu silahlı saldırıyla ilgili, bugün gerçekleşen bu sıcak haberle ilgili şu anda bizdeki en son gelişmeler, en son görüntüler ve detaylar bunlar. Yine görüntüler, detaylar geldikçe gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'deki kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibi Anton ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Nesliak'la telefonda görüştü. Bir bakalım o görüntülere. Öncelikle ben başımız sağ olsun diyorum.
Biraz sonra valimiz de orada olacak. Evet efendim. Şu anda biz uçaktayız. Valimiz bizi uğurladı. Kendisi ben şimdi Sarıyer'e geçiyorum dedi. Evet efendim. Sayın valimiz gelecek efendim. Evet. Şu anda tabii bütün emniyet teşkilatı arama içerisinde. İnşallah kısa zamanda bularak gereği yapılacaktır. Ama bütün cemaate başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek istiyorum. Sağ olun efendim. Efendim kabul görüyorsanız Sayın Anton Bey'e vermek istiyorum telefonu. Olur, olur. Tamam. Anton Bey, başınız sağ olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Tabii. Ama işte her yerde maalesef bu tür caniler çıkıyor. Ve bu tür caniler de tabii gerçekten günahsız insanları da bu tür bedeller adeta ödetiyor. Şu anda emniyet teşkilatımız bütün imkanlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda bu fail yakalanacaktır. Sağ ol. Valimiz de oraya geliyor. Şu anda beni uğurladı. Kendisi Sarıyer'e gidiyorum dedi. Takipteler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bütün cemaate başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Sayın Cumhurbaşkanım, aynı zamanda efendim yarın burada Polonya Başkonsolosluğumuzla bu Sayın Vitor Tezniyak Beyefendi. Bugün görürseniz efendim kendisine de telefonu vermek istiyorum. Sayın öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başsağlığı dileklerimi bütün cemaate lütfen iletirseniz memnun olurum. Selamlar. Biz bunu er geç, yani belki de şöyle 24 saat içerisinde faili bulacağız. Çok teşekkür ederim. Sizin sözler için teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim ben iyi bilgileniyorum yakın olayla ilgili. Bir emniyet var mı efendim? Şu anda işte valimiz de geliyor. Yani bir an önce faili yakalayıp meydana çıkarmak ve böylece hiç olmazsa bütün cemaati de rahatlatmakta fayda var. Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Şükranlarımı sarf ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım.